Merhaba arkadaşlar. Sıra dışı matematik soruları adlı video serimizin bu bölümünde x kare eşittir 2 üzeri x denkleminin çözümünü bulmaya çalışacağız. Bu denklemi sağlayan x reel sayılarını bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar y eşittir x kare grafiği bir parabol belirtir. Şu mavi ile işaretli parabol. Kırmızı ile işaretli olan y eşittir 2 üzeri x ise bir üstel fonksiyondur ve bu iki fonksiyon a, b ve c gibi 3 noktada kesişir. Şimdi bu a ve b noktaları x'in pozitif tarafında, yani bu noktalarda x pozitif değer alır. C noktasında ise x negatif değer alır. Şimdi bu a, b, c noktalarının x ve y değerlerini bulmaya çalışalım. Öncelikle x kare eşittir 2 üzeri x ile başlayalım. Her iki tarafın doğal logaritmasını aldığımız zaman ln x kare eşittir ln 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Buradaki 2 öne gelir ve 2 ln x eşittir x ln 2 olur. Buradaki x de öne gelir. Bu da x ln 2 olur. Her iki tarafı 2x'e böldüğüm zaman ln x bölü x eşittir ln 2 bölü 2 elde ederim ki buradan da x'in 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. X yerine 2 yazdığımız zaman y'yi de 4 buluruz. Bu b noktasına karşılık gelen x ve y değişkenleridir arkadaşlar. 2'ye 4. Şimdi şu x kare eşittir 2 üzeri x ifadesinde her iki tarafın karesini aldığım zaman x karenin karesi eşittir 2 üzeri x'in karesi şeklinde yazabilirim. Yine her iki tarafın doğal logaritmasını aldığım zaman ln x üzeri 4 eşittir ln 4 üzeri x olur. 2 üzeri x'in karesi aynı zamanda 2'nin karesinin x'inci kuvvetidir. Yani 4'ün x'inci kuvvetine eşittir. Buradaki 4 öne gelir. 4 ln x eşittir. Buradaki x de öne gelir. x ln 4. Her iki tarafı da şimdi 4x'e böldüğüm zaman ln x bölü x eşittir. ln 4 bölü 4 elde edilir. Buradan da x'in 4'e eşit olduğunu görüyoruz. X yerine 4 yazdığımız zaman y de 16 çıkar. Bu da A noktasına karşılık gelen çözüm kümesidir arkadaşlar. X 4, y 16. Evet, bunları bulmak nispeten çok daha kolay C noktasına göre. Çünkü C noktasında x negatif bir değer alıyor. Şimdi gelin biraz detaylı inceleyelim bu C noktasını nasıl bulacağız. Şimdi x kare eşittir 2 üzeri x'ti. Bu durumda her iki tarafın doğal logaritmasını aldığım zaman ln x kare eşittir ln 2 üzeri x olur. Buradan da 2 ln mutlak değer x, bunu direkt ln x diye yazmıyorum, mutlak değer x diye yazıyorum. Çünkü negatif sayıların da karesi pozitif olduğundan. 2 ln mutlak değer x eşittir x ln 2 olur. Şimdi x'in pozitif ve negatif durumunu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle birinci durumda x'in pozitif büyük eşit sıfır olduğunu düşünelim. Dolayısıyla mutlak değerden direkt çıkar. 2 ln x eşittir x ln 2 olur. Buradaki x'i sol tarafa, buradaki 2'yi de sağ tarafa alırsak ve o şekilde yazarsak x üzeri eksi 1 ln x eşittir 2 üzeri eksi 1 ln 2'ye eşit olur. Şimdi şu x'in yerine arkadaşlar x'in eksi birinci kuvvetinin eksi birinci kuvveti yazabilirim. Yani üstleri çarptığımız zaman 1 çıkar. Yani x eşit olur aslında. Dolayısıyla bu şekilde yazabilirim. Sağ tarafa dokunmuyorum. Buradaki eksi başa geçer ve eksi x üzeri eksi 1 ln x üzeri eksi 1 eşittir 2 üzeri eksi 1 ln 2 elde edilir. Her iki tarafı eksiyle çarptığım zaman x üzeri eksi 1 ln x üzeri eksi 1 eşittir eksi 2 üzeri eksi 1 ln 2 elde edilir. Evet, durum 1 şimdilik burada kalsın. Şimdi biraz da durum 2'yi inceleyelim. Durum 2'de x mutlak değerden eksi çıkıyor. Dolayısıyla 2 ln eksi x eşittir x ln 2 olur. Yine x'i sol tarafa, 2'yi de sağ tarafa alırsak x üzeri eksi 1 ln eksi x eşittir 2 üzeri eksi 1 ln 2 elde edilir. Biraz önce yaptığımız gibi eksi x'in eksi birinci kuvvetinin eksi birinci kuvveti arkadaşlar eksi x'e eşittir. Dolayısıyla bu eksi 1'i de başa alırsak eğer bu da eksi x üzeri eksi 1 ln eksi x üzeri eksi 1 eşittir 2 üzeri eksi 1 ln 2 olur. Evet arkadaşlar, bu ifadeleri yazdıktan sonra sorumuza bir miktar ara vereceğiz ve Lambert W fonksiyonundan bahsedeceğiz.
Arkadaşlar Lambert W fonksiyonu V W ile gösterilir ve şu şekilde tanımlanır. W fx çarpı E üzeri fx eşittir fx şeklinde tanımlanır. Bununla ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. Lambert W fonksiyonunun özellikleriyle ilgili daha detaylı bir video çekeceğim. Burada sadece yüzeysel olarak temel mantığını vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir fx fonksiyonu y eşittir fx gibi bir fonksiyon düşünelim. Dolayısıyla bu fonksiyonun tersi f üssü eksi 1 y de x'e eşittir. Bu fonksiyonların genel tanımından bildiğimiz bir konu. Yani f fonksiyonu x değişkenlerini y değişkenlerine götürürken bunun tersi olan f üssü eksi 1 fonksiyonu da y değişkenlerini x değişkenlerine götürüyor olur. Buradaki x değişkenlerinin oluşturduğu küme, kaynak küme, y değişkenlerinden oluşan küme ise görüntü kümesidir. Dolayısıyla ters fonksiyon görüntü kümesini de kaynak kümeye götürür. Şimdi fx fonksiyonumuzu biz x çarpı e üzeri x diye tanımlayalım. Böyle bir fonksiyon olsun fx fonksiyonu. Dolayısıyla f üssü eksi 1 yani f fonksiyonun tersi de x e üzeri x de x'e eşittir. Yani f fonksiyonu x değişkenlerini x çarpı e üzeri x değişkenlerine götürürken bunun tersi olan fonksiyon x çarpı e üzeri x değişkenlerini x'e götürüyor oluyor. Peki buradaki x'i de bir fonksiyon olarak tanımlarsak, yani x'e fx dersek ve şöyle bir g fonksiyonu tanımlarsak, yani g fx diye bir fonksiyon tanımlayalım. Buradaki x bir fx fonksiyonu olsun. G fx eşittir fx çarpı e üzeri fx şeklinde yazalım. Yani x gördüğümüz yere fx yazıyoruz. Bu durumda g fonksiyonunun tersinde fx çarpı e üzeri fx de fx'e eşit olması gerekiyor. İşte bu g üzeri eksi yani g fonksiyonunun tersi olan fonksiyona biz Lambert W fonksiyonu diyoruz. Yani Lambert W fonksiyonu aslında ters bir fonksiyon. Görüntü kümesini kaynak kümesine taşıyan bir fonksiyon. Dediğim gibi bunun daha detaylı incelenmesi, bunun daha detaylı özellikleriyle ilgili bilgileri ayrıca bir video hazırlayacağım. Şimdi tekrar sorumuza geri dönecek olursak, durum 1'de x üzeri eksi 1 elen x üzeri eksi 1 eşittir. Eksi 2 üzeri eksi 1 elen 2 idi. Şimdi x üzeri eksi 1'i arkadaşlar biz eşittir e üzeri elen x üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Doğal logaritma tabanı e olduğu için burada bu x üzeri eksi 1 eşittir. Bu eksi 1'i de başa alırsak bu da e üzeri eksi elen x olur. Dolayısıyla x üzeri eksi 1 gördüğümüz yere biz e üzeri eksi elen x yazarsak ve şu elenin x üzeri eksi 1'i de başa eksi 1'i başa alırsak eksi elen x çarpı e üzeri eksi elen x elde ederiz. Eşittir. Şu 2 eksi 2 üzeri eksi 1 elen 2 de eksi elen kök 2 eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi her iki tarafında Lambert W fonksiyonunu alırsam W eksi elen x çarpı e üzeri eksi elen x. Bakın e'nin üzerindeki fonksiyonla e'nin katsayısı olan fonksiyon birbiriyle eşdeğer. Eşittir. W eksi elen kök 2 eşittir. Dolayısıyla şu ifade biraz önce gördük. Eksi elen x'e eşittir. Her iki tarafı da eksiyle çarptığım zaman elen x de eşittir. Eksi W eksi elen kök 2 olur. Şimdi her iki tarafın e'nin kuvveti şeklinde yazarsak yani e üzeri elen x şeklinde yazarsak sol taraf x'e eşit olur. Sağ tarafta e üzeri eksi w eksi elen kök 2 olur. Şimdi e üzeri e bir pozitif sayı olduğu için 2,78 yaklaşık değeri. Dolayısıyla bu ifade sıfırdan büyük bir değerdir. Pozitif bir değerdir. Dolayısıyla bizim aradığımız x'in negatif olması durumuydu. Dolayısıyla bu bir çözüm olamaz. Dolayısıyla durum 2'ye bakalım. Durum 2'de eksi x üzeri eksi 1 elen eksi x üzeri eksi 1 eşittir. 2 üzeri eksi 1 elen 2 idi. Şimdi burada da eksi x üzeri eksi 1 eşittir. E üzeri elen eksi x üzeri eksi 1 şeklinde yazılabilir. Buradaki eksi 1 de başa geçer. E üzeri eksi elen eksi x olur. Dolayısıyla eksi x üzeri eksi 1 gördüğüm yere ben şu ifadeyi yazabilirim. E üzeri eksi elen eksi x. Aynı zamanda şu eksi 1'i de başa yazarsam bu eksi elen eksi x olur. Şurası da elen kök 2'ye eşit. Dolayısıyla bu şekilde yazıyorum.
Şimdi her iki tarafın yine Lambert W fonksiyonunu alırsam W eksi ln eksi x çarpı e üzeri eksi ln eksi x eşittir W ln kök 2 olur. Şimdi burada da bakın e'nin üstünde eksi ln eksi x var. Katsayısı da eksi ln eksi x. Dolayısıyla bu eksi ln eksi x'e eşittir. Fakat her iki tarafı da yine eksiyle çarpıyorum. Dolayısıyla ln eksi x eşittir. Eksi w ln kök 2 olur. Yine e'nin kuvvetini şeklinde yazarsak burası eksi x eşittir. E üzeri eksi w ln kök 2. Yine her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. Dolayısıyla x eşittir. Eksi e üzeri eksi w ln kök 2 olur. Evet arkadaşlar bunun da yaklaşık değerimi eksi 0,7666 diye gidiyor. O şekilde sonsuza kadar giden bir takım sayılardan oluşuyor. Yaklaşık değeri olarak bu şekilde yazılabilir. Bu değeri arkadaşlar Wolfram Alpha sitesinden girip orada şu ifadeyi yazarsanız yani eksi e üzeri eksi Lambert V function parantez içerisinde ln security 2 şeklinde yani şu ifadeyi birebir yazarsanız size çözüm olarak eksi 0,7667 yaklaşık değerini verecektir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.